Lozan Antlaşması'nın 100. yılı nedeniyle açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Lozan'ın imzalandığı 24 Temmuz tarihinin resmi bayram olarak kutlanması gerektiğini söyledi. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi 81 il ve 975 ilçe örgütünce eş zamanlı ortak basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un resmi bayram olarak kutlanması gerektiğini söyledi. Lozan Barış Antlaşması'yla emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği, vatanımızın sınırlarının zaferlerle çizildiği, kapitülasyonların kaldırıldığı, ekonomimizin millileştirildiği, iç dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen Doğu'nun umumiye belasından kurtulduğu, iktisadi bağımsızlaşmanın önüne açıldığı bir tarihtir. Yunanistan'da kalan Türk yazılımlarının hakların güvence altına alındığı, kıyılarımıza yakın adaların gayri asgari statüsünün teyit edildiği bir tarihtir. Lozan topraklarımızı karış karış bölen, yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin inisiyatifine terk eden, saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren, Sel Anlaşması'nın tarihi çöplüklerine atan diplomatik zaferin adıdır. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, Lozan Barış Anlaşması, Türk ulusuna yüzyıllardan beri hazırlanmış bir Sel Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışının anlatıldığı bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal utku eseridir. Lozan saltanat sevdalarına, emperyalizme, mandaya karşı mücadelemizin zaferle taşlandırdığımız bir belgedir. Lozan dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamızın teminatıdır. Lozan hafife alan, subjektif ve maksatlı söylemleriyle nesnesi haline getiren, hatta kinle yaklaşanlar İnönü'ye ve onun üzerinde Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve diğerlerine düşmanlık etmektedir. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tam bu senede olan Lozan'a giden süreci inşa eden ve anlaşmayı hayata geçiren başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız İsmet İnönü ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kurucu değerlerimiz ve kurucu kadrolarımızın hedef ve idealleri geçmiş yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki yüzyıllarda da vazgeçilmez yol göstericimiz olmaya devam edecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır.